Karabağlar Belediye Başkanı Sayın Muhittin Selvi Topu ile canlı yayında beraberiz. Canlı telefon hattımızda. Bağlantı hazır mı? Günaydın başkanım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Sayın Buyurun. Başkanım, bir üniversite tartışması aldı başını gidiyor Karabağlar'da. Siz evet. Üniversite yapılmasına karşı mısınız? Nedir bu tartışmanın özü? Olay nedir başkanım? Sizden dinleyelim lütfen. Şimdi bu Uzundere tutlarında Kavacık Gölü ile Uzundere Köyü arasında kalan 80 hektarlık hazine arazisi vardı. Bu Tokyo'ya devredildi. Daha sonra da plan çalışmaları başladı. Bu süreçte İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde bir yerleşke alanına ihtiyacı var diyebiliyoruz ve o alanda biz de bu alanda alanın üniversiteye ayrılmasını talep ettik. Belediye olarak işte çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, hatta belediye meclisimizin de aldığı oy birliğiyle 2018 yılında karar var. Burası tamamı üniversite alanı olsun diye. Ya tartışma konusu şu: şu anda üniversiteye ayrılan alan 38 hektar. Diğer kalan alanlar konut açılıyor. Biz evet. tamamının üniversite alanına ayrılmasını istiyoruz. Başka bir şey yok. Evet. Yani evet başkanım, dinliyorum. Belediye başkanı üniversiteye karşı demek, bu konuyu çarpıtmaktır. Biz karşı falan değiliz. Tam tersine, alanın tamamının üniversite alanı olarak ayrılmasını istiyoruz. Zaten bu yönde itirazlarımız oldu, yazışmalar oldu, yargıya gittik. Mesele bu. Yani çok bence bu kadar büyütülecek bir konu değil. O kadar öyle bir alanın da Karabağlar'da üniversite alanına ayrılmasının hiç kimseye bir zararı da yok. Sayın Başkanım, doğru mu anladım? Şimdi bir Karabağlar Uzundere'de 80 hektarlık bir hazine arazisine siz diyorsunuz ki arazinin tamamını üniversite kampüsü yapalım. Evet, dolayısıyla anladığım kadarıyla diyoruz. Fazla fakülte gelsin, fazla öğrenci olsun. Daha fazla öğrenci olsun. Evet. Şimdi Tokyo'ya devredildi bu araziler. Tokyo'da orada konut yapmak istiyor. Biz de diyoruz ki hayır, burası konut yapılmasın. Burası üniversite alanı olarak ayrılsın. Peki, bunun, evet. Sayın Başkanım, konut yapılmasının kampüsün fedakarlık yapılarak, kampüsten fedakarlık yapılarak konut yapılmasına ihtiyacı var mı Karabağların? Bize göre yok. Yani bizim belediye olarak yaptığımız hesaplara göre yeni konut alanlarına ihtiyaç yok. Ancak tabii planlama yapılırken hesap neye göre yapıldı onu bilmiyoruz. Evet. Üniversitede fakülte fazla olması, öğrenci fazla olması anlamına geliyor. Doğru mu? Ve tabii şöyle, Ege Üniversitesi'nin Yüksek Teknoloji'nin kampüs alanına bakarsanız, örneğin Yüksek Teknoloji'nin 1200 hektarlık alanı var. Ege Üniversitesi'nin bildiğim kadarıyla 600 hektar. Evet. Yani 80 hektar bile çok küçük ama alanın tamamı o kadar. Biz bu alanın ilerideki üniversitenin doğacak ihtiyaçlarını da göz önüne alarak tamamının ayrılmasını, üniversiteden ayrılmasını talep ediyoruz. Dolayısıyla biraz önce söylediğimiz gibi fazla fakülte, fazla öğrenci ve Karabağların sosyal ve ekonomik yapısında, şimdi ben de doğma büyüme bir Karabağlarlı olarak Sayın Başkanım, pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor Karabağlara. İzmir'in en büyük nüfus yoğunluğunun, ticari yoğunluğunun olduğu ilçelerden biri Karabağlar. Evet. Bir otelimiz yok Sayın Başkanım. Bir yatırımcı Karabağlara gelmiyor. Sebebi de yatırıma uygun yerlerde yatırımcı ticari olarak düşündüğü kazanç sağlamayacağı. Ama üniversite gelirse, fakülte sayısı fazla olunca, öğrenci sayısı fazla olunca bu gibi sosyal ve ekonomik yaşam da bütün değişecek yaşam herhalde Karabağlar'da. Yani ekonomik yaşam, ticari yaşam, sosyal yaşam Karabağlar'ı çok etkileyecek. Tabii bu da bir dönüşüme yol açar. Karabağlar'ın daha da gelişmesine yol açar. Israrımız ya da bu konudaki talebimiz bu yüzden. Evet. Yoksa kimseye bir zarar vermek, kentimize zarar vermek gibi bir şey yok. Bu biraz çarpıtılıyor. Konuyu doğru tartışmak lazım. Doğrusu bu. Yani istediğimiz de bu. Bunda ne sakınca var ben anlamış.
inanmış değilim. Yani bu kadar yaylara kopartılıyor, bu kadar büyütülüyor. Niye bu kadar büyütülüyor? Biz de anlamakta zorluk çekiyoruz. Evet. Yani üniversitenin fakültesi fazlalaşsın, öğrenci sayısı fazlalaşsın, Karabağları sosyal ve ekonomik olarak değişime evet. uğrayacaksa adımı buradan atalım diyorsunuz. Ben böyle anladım. Evet. Hep birlikte sahip çıkalım. Yani hep birlikte Karabağlara sahip çıkalım. Desteklensin ve bu iş gerçekleşsin, istediğimiz bu. Bu konut ihtiyacı varsa bile, mesela TOKİ sizden bir talepte bulunsa verebileceğiniz yerler var mı? Başka konut yapılacak alan var mı başkanım? İlla burası mı yani? Şimdi Yenitepe konutları da yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Abdi Bekçi Peker tarafında. Evet. O tarafta da yapılabilir. Burasında Çevre Şehircilik Bakanlığı kamulaştırmıştı. Yani 700-800 konut söyleniyor. 800 konutluk yapılacak. Tabii ki yer bulunur. Yer bulunmaz diye bir şey yok. Üniversite gelsin, Karabağlar değişime evet, evet. en çok ihtiyacı. Söylediğimiz o. Çünkü Karabağlar'da o büyüklükte başka bir alan da yok. Yok. Aslında burası bile diğer üniversitelere baktığınızda arazi olarak yetmez, öyle değil mi başkanım? Çok yetmez. Yetmez. Yani orada yetersiz kalır. Yani bölmenin, konut yapmanın çok fazla bir anlamı yok. Anladığım evet, kadarıyla. Evet. Evet. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Karabağlar Belediye Başkanı Sayın Muhittin Selvi Topu canlı yayınımızdaydı efendim. Şimdi habere böyle başladık. Birçok gündemimiz var. Sizlerle paylaşacağımız birçok gündem var ama habere neden böyle başladık? Karabağlar'da Cumhuriyet Halk Partili ve AK Partili vekiller bu konu üzerinden hem sosyal medyada hem basına verdiği demeçlerde atışıyorlar. Şimdi konuyla ilgili ben dün birkaç telefon görüşmesi yaptım. Biraz da araştırdım. Efendim 80 hektarlık bir alan var. Karabağlar ilçesi Konak'tan 2009 yılında ayrılmıştı biliyorsunuz. Nüfus olarak şu anda İzmir'in en büyük ilçelerinden bir tanesi. Buca ile beraber İzmir'in en büyük ilçesi. Seçmen sayısı olarak en fazla seçmeni olan ilçe Karabağlar ilçesi. Ve kentsel dönüşüme, yapılaşmaya en çok ihtiyacı duyulan ilçelerden bir tanesi. Bakın Karabağlar'da 400-500 bin civarında bir nüfus yoğunluğu var. Mesai saatleri içerisinde bu 600-700 binlere kadar çıkıyor efendim. Bu Karabağlar'da, bahsettiğim bu ilçede efendim, bir sinema salonu yok. Bir alışveriş merkezi yok. Bir düğün salonu yok. Karabağlar'da sosyal yaşamı etkileyecek, geliştirecek hiçbir alan yok. İnsanların ailesiyle beraber rahatça dolaşabileceği alanlar yok. Sosyal yaşam olarak Karabağlar'da hiçbir şey yok. Bir adım atmamız gerekiyor. Sayın Belediye Başkanı, üniversitenin 80 hektarlık bir arazi söz konusu. Sayın Belediye Başkanı diyor ki 80 hektara sadece üniversite kampüsü olarak tasarlayalım. Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve dolayısıyla da AK Parti İzmir milletvekillerinin savunduğu konu şudur. TOKİ bir bölümüne konut yapacak, cami yapılacak bir bölümüne, bir bölümüne de işte alışveriş merkezi vesaire yapılacak. Şimdi alışveriş merkezi, cami, konut, Karabağlar'da yapılacak o kadar çok alan var ki. Eğer siz üniversitenin bu 80 hektarlık alanından bir parça kesip konuta ayırırsanız az fakülte demektir. Üniversiteye daha dar bir alan ayırıyorsunuz. Dolayısıyla üniversitede o dar alanda istediği fakülteleri kuramıyor. 80 hektarı tamamını üniversiteye ayırırsanız daha çok fakülte, daha çok öğrenci. Daha çok öğrenci, daha çok fakülte demek Karabağların sosyal ve ekonomik hayatında büyük bir değişim demek. Belki de ilk adımı demek. Bu üniversiteyle beraber sosyal donatı alanları gelecek. Mutlaka ki sosyal donatı alanları gelecek. Çünkü talep gelecek. Talep olunca da efendim bu hizmetler verilmeye başlayacak. Sinema salonları gelecek. Sosyal donatı alanları gelecek dediğim gibi. Ama daraltmayın, üniversite arazisini daraltmayın. O kadar çok konut yapılacak alan var ki Karabağlar'da,
TOKİ başka bir yere yapabilir. Sayın Başkan'a da katılıyorum bir Karabağlarlı olarak. Üniversite, diğer üniversitelere baktığımızda, Teknoloji Üniversitesi'ne, Ege Üniversitesi'ne, 9 Eylül'e, diğer üniversitelere, İzmir'deki diğer üniversitelere baktığımızda 80 hektar, inanın o bile az. O bile az. 600, 500, 600, 700 hektarlık alanlarda faaliyet gösteren üniversite kampüsleri var İzmir'de. Karabağlar, şu soru akla geliyor. Karabağlar hak etmiyor mu bu alanı? Hak ediyor. TOKİ başka bir alana yapsın. Taraflardan açıklama gelirse değerlendiririz. Şimdi vekiller karşı karşıya kaldı bu konu hakkında biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti vekilleri karşı karşıya kaldı. O kampüs Karabağlara yapılacak diyor Atilla Kaya, AK Parti İzmir Milletvekili efendim. Sosyal medya hesabından efendim. CHP'li istemezlikçi Sayın Selvi Topu hiç şaşırtmıyor diyor Sayın Kaya. İstediğin kadar itiraz et. Engellemek için elinden geleni ardına koyma, yine de başaramayacaksın. Karabağlarımızın üniversite kenti olmasının geleceğe umutla bakmasının önüne geçemeyeceksin. O kampüs Karabağlara yapılacak diyor Atilla Kaya. Şimdi başkanı dinlediniz. Başkan üniversite yapılmasın diye bir şey söylemiyor. Ben öyle anladım. Öyle söyledi Sayın Başkan. Siz de dinlediniz. Üniversite yapılacak benim derdim. Siz üniversiteye ayrılan alanın bir bölümünü TOKİ marifetiyle konut olarak değerlendirmeyin diyor. Ben bunu anladım. Yani Sayın Başkan plana itiraz ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iki kez itirazı nedeniyle mahkeme kararıyla o plan durduruldu, iptal edildi. Şimdi üçüncü kez revize edildi ama değişen çok fazla bir şey yok anladığım kadarıyla. Cumhuriyet Halk Partili Adnan Arslan ise Kaya'ya yine sosyal medya üzerinden yanıt vermiş efendim. Sayın Mahmut Atilla Kaya diyor, tekrar açıklıyoruz. Eski ile yeni denen plan arasında hiçbir fark yok. Kimseye yutturamayacaksınız diyor. 80 hektarın tamamı üniversite kampüs alanı olacak diyor. Üniversite kampüs alanına konut yapamayacaksınız diyor. Adnan Arslan da. CHP'li Sevda Erden Kılıç ise Sayın Kaya'ya yine sosyal medya üzerinden İzmir'e suyu kendilerinin getirdiğini zanneden 40 yıllık fabrikaları tekrar tekrar açan zihniyet Karabağlar'da algı peşinde. İzmir'i rant hırsınızla kirletemezsiniz. Eski planı yeni diye kimseye yutturamazsınız. 80 hektarın tamamı üniversite alanı olacak diyor. Yine Mahir Polat efendim cevap vermiş. Sosyal medya hesabı üzerinden yine cevap vermiş. Anladığınız dilden bağıra bağıra söylüyoruz. Üniversite alanını ranta istemezlikçilere teslim etmeyeceğiz. Alanın tamamına üniversite yapılacak. Yani alanın tamamına taraflardan birisi Karabağlar Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bu konuya dahil olmuşlar. Diyor ki alanın tamamına üniversite yapılsın. Sayın Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı plan doğrultusunda Mahmut Atilla Kaya da diyor ki ne yaparsanız yapın itiraz ediyorsunuz, bu planları engelleyemeyeceksiniz diyor. Şimdi benim anladığım şu, tekrarlayalım. Bu konu çok da büyütülecek aslında bir konu değil ama neden sosyal medyada böyle milletvekilleri birbirlerine girdi tabiri caizse? Karabağlar Belediye Başkanı yetkili olarak diyor ki ben planlara itiraz ediyorum çünkü 80 hektarın tamamını üniversiteye vermiyor TOKİ. Konut yapacak, cami yapacak, alışveriş merkezi yapacak. Ben konut, cami, alışveriş yapılması, merkezi yapılmasına karşı değilim. O alan sadece üniversiteye tahsis edilsin. Daha çok fakülte gelsin, daha çok öğrenci gelsin Karabağlara. Başka yerler var. Tahsis edelim, oturalım, konuşalım. Başka yerlere konut yapalım, cami yapalım, alışveriş merkezi yapalım. Ama o alan üniversite.